Cemre Hanım, Alparslan nerede? Üst lobide Özlem'le görüşüyor. Geldiğinizde haber vereyim mi? Teşekkürler. Senin ne işin var burada? Tipi ağa toplanacağız dedi. Dedim dadaş. Haşmet bizi akşam eve çağırdı. Fuat, bizim aklımıza gelmeyen senin aklına gelir. Ne diyorsun bu işe? Bir dur, bir dur. Bir otur da. Fuat arkadaş. Ben sana cenazeyi haber verdim. Sen niye gelmedin? Haşmet beni pek sevmez. O yüzden gelmedim. Bizi çok seviyor ya. Ondan gittik değil mi? Sonuçta İzzet'in ölümüne sebep olan benim. Onun işlerini ben bozdum. Bunu daha önce sizle konuşmuştuk. Ya Bora kardeşim. Sen şimdi Fuat'ı sonra sorguya çekersin. Ha bu tipi arabada gelirken beni şişirdi, bir dünya etti. Sen şimdi bana söyle bakayım. Bu Haşmet neyine güveni de bu kadar adamı evine taziyeye çağırıyor? Tuzak kuracaktır. Hadi ya. Bak biz bunu hiç düşünmemiştik. İlla ki size tuzak kuracak diye söylemiyorum. Siz cenazeye gittiğinizde aranızda kim yoktu Çakırbeylilerden? Alparslan. Onu yanınızda götürmezsiniz diye onun üzerine bir plan kuracaktır. O zaman Alparslan amcasıyla beraber gider. O vakitte cezaevini düşünmek lazım. Yine İlyas'a mı bir şey olur diyorsun? Ulaşamayacağınız tek yer orası. Dayı, teyzem cezaevine gideceğim diyordu. Siz cezaevine gidin. Anam Özgür'le cezaevine gidecekti. Çıkışta mutlaka beni arasın Özgür. Anlaşıldı. Nereye? Amca ne oldu? Yanından ayrılma. Duydun mu beni? Bir an bile. Şeytan. Seni şeytan. Hazır. Akşama ne yaparım? Benden haber bekleyin. Nasıl var ki cihan? Bu cihana sığmaz. Yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmazam.